Arkadaşlar, Otostart kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Renault Kadjar'ı inceleyeceğiz. Aracın tasarımına geçmeden önce bize araç temininin sağlayan çelik motorlu araçlara ve İzzet Çelik Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hızlıca aracın tasarımına geçelim. Arkadaşlar, Renault Kadjar'ın tasarımı biraz eskidi. Trafikte oldukça çok görüyorsunuz ama hızlıca biz bir değinelim. Gördüğünüz gibi Renault'un yeni nesil farları bunda yok. Yeni gelecek olan Kadjar'da muhtemelen C şeklindeki o LED farları buna entegre olacak. Ama bu araba da ilk çıktığında çok beğenilmişti. Yani tasarımı aslında hala güzel, hala hoş. Güzel bir far grubu var, ortasında kromajlı parçalar var. Ortada gördüğünüz gibi Renault'un büyükçe bir logosu var, piyano bile kaplı. Ve etrafında kromajlı bir parça yer alıyor. Aracın tamponu biraz daha sade, köşelere çekilmiş sis farı ve ortadaki hava girişi araca biraz daha böyle sportif bir görüntü kazandırmış. Şimdi yan tasarıma geçelim. Aracın yan tasarıma geçmeden paketini söyleyeyim. Araç touch roof paket ve bu şekilde tek renkli bir jant sizi karşılıyor. Yani bir üst modellerde renkli çift renkli jantlar kullanılıyor. Onlar daha hoş duruyor. Yan tarafta güzel olan detaylar şu gördüğünüz gibi dodikler arabaya biraz daha böyle SUV kimliğini kazandırmış. Alt tarafta ise arkadaşlar kalınca bir plastik bizi karşılıyor. Yani bu biraz daha yeni Clio'lardaki gibi incelse bence daha bir hoş tasarım olurdu. Bu arada aracımızda gördüğünüz gibi otomatik kapanan dikiz aynalar mevcut. Anahtarsız giriş çalıştırmada mevcut. Buraya bastığınızda dikiz aynalar açılıyor. Şimdi arka tasarıma geçelim. Kadjar'ın arka tasarımındayız. Biliyorsunuz ben aracın arka tasarımına biraz daha fazla önem veriyorum. Kadjar'ın arkası ise bence önünden daha güzel duruyor. Özellikle farlarda kullanılan LED parçalar araca güzel bir hava katmış. Ortaya alınan markanın ismi kalın puntolarla yazılmış. Bu da biraz daha premium bir hava katmış. Arka tasarımda tek beğenmediğim böyle biraz daha şiş duran tampon. Yani burası biraz daha çift renkli, biraz daha farklı yapıda olabilirdi. Araca daha güzel sportif bir görüntü katabilirdi. Yani şu çıkıntılı formunu ben çok beğenmedim, onu söyleyeyim. Şimdi bagajına geçmeden önce aracın anahtarından biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi Renault'un klasik anahtarı. Arka tarafı seramik gibi görünen beyaz bir renk. Ön tarafta çerçevesi kromajlı. Açıp kapatabileceğiniz anahtarsız giriş çalışması olan bir anahtar. Bagajı isterseniz buradan, isterseniz anahtardan açabiliyorsunuz. Renault Kadjar'ın bagajına bakıyoruz. 472 litre gayet ideal, gayet yeterli bir bagajı var. Şimdi Renault'un Captur'da da bagajı güzeldi, Kadjar'da da güzel. Neden derseniz gördüğünüz gibi burada çift bölmeli bir bagaj sizi karşılıyor. Alt tarafta ise tam boy bir istetme var. Yani buraya eşyalarınızı, gizli kalması gereken eşyalarınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda bunlar çıkıyor. Pandizot ise şu şekilde katlanır bir şekilde ray üzerinden kapatıp açabiliyorsunuz. Yani bu pandizotu da çıkarmanız gerektiğinde böyle yer aramanıza gerek yok. Hemen kendisi içine giriyor. Gayet kullanışlı, gayet güzel bir bagaj. Kaplamaları ise yumuşak keçe kullanılmış her iki tarafında da. İki tane de hem sağda hem solda aydınlatma ünitesi yer alıyor. Yani bunun da iki tane olması güzel. Bence Kadjar'ın bagajı oldukça başarılı. Şimdi gelin iç tasarıma geçelim. Bakalım arka koltuklarda bizi neler bekliyor. Evet, Renault Kadjar'ın arka koltuğundayız. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Gördüğünüz gibi oldukça geniş bir diz mesafesi ve cam tavan olmasına rağmen yüksek bir baş mesafesi var. Her iki koltukta da saklama cebi mevcut. Bu arada ön koltukları biraz daha ortasını bombeli yapmışlar. Yani daha uzun kişiler de burada sıkılmadan seyahat edebilir. Bu arada koltuklar biraz yerden yüksek. Ayağımı rahatlıkla koltuğun altına uzatabiliyorum. Kapılardan devam ediyorum arkadaşlar. Kapıların her tarafı sert malzeme ile kaplanmış. Sadece kol dayadığımız yer yumuşak kumaş altında sünger malzeme kullanılmış. Otomatik açma butonlarını görüyoruz. Koltuklara geçeyim. Koltuklarda orta sertlikte sünger kullanılmış. Yani ne çok sert ne çok yumuşak. Ama gayet ideal, konforlu sayılabilir. Orta tarafı biraz daha desenli. Kenarları biraz daha düz kullanılmış. Arka koltukta herhangi bir kol dayama yok. Ama arka taraf için şöyle bir güzel detay var. Gördüğünüz gibi burada kromajlı bir hava girişi bulunuyor. Burayı açıp kapatabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Alt tarafta ise iki tane şarj soketini görüyorsunuz. Bu da güzel bir detay. Burada bir de güç çıkışını görebiliyorsunuz. Şimdi orta tarafa geçiyorum. Araçta çok yüksek sayılmayacak bir şaft tüneli var. Yaklaşık bir 4-5 parmaklık bir şaft tüneli var. Yani ayağımı üstüne pek koyamıyorum. Kol dayama yakın olduğu için, ama yan taraflarda çok bir sıkıntı yaşamam. Ama 3 büyük yetişkin buraya sığmaz, onu da söyleyelim. Arka tarafı bitirmeden bir de tavandan bahsedelim. Araçta gördüğünüz gibi arkadaşlar cam tavan mevcut. Yani arkada seyahat ederken hem ön taraf çok şık duruyor, yukarıda ise bu cam tavan çok güzel, çok ferah bir hava katmış. Yani uzun yolculuklarda
Ben arkada çok mutlu seyahat ederim bu araçta. Bu arada her iki tarafta da gördüğünüz gibi LED aydınlatma ünitesi kullanılmış. Bu da güzel bir detay. Onu da söyleyelim. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Arkadaşlar Renault Kadjar'ın sürücü koltuğundayız. Kapılardan başlıyorum. Kapılarda bu sefer yumuşak malzeme kullanılmış. Kolda yadığım yer ise kumaşın altına sünger kullanılmış. Burası da güzel olmuş. Özellikle bu tuşlar bence hoş bir hava katmış. Yani Renault gibi değil sanki burada kullanılan tuşlar. Onun dışında kapılarda güzel piyano bilek parçalar var ve kromajlı parçalar var. Güzel bir hava katmış. Ben her iki kapının da tasarımını çok beğendim. Ön konsoldan devam ediyorum. Konsolun gördüğünüz gibi buraları komple yumuşak malzeme. Ama öyle çok yumuş yumuş değil. Yani birkaç milim eliniz içine göçüyor. Yalnız ses yapmayacak seviyede. Konsola baktığımda ben çok şık bir tasarım görüyorum. Yani Renault'ların yeni nesil tasarımlarını biliyorsunuz. Megane'da, Clio'da kullanılan düz bir büyük ekran burada. Hani konsolu ikiye bölüyordu. Burası biraz daha derli toplu olmuş için gerçeği. Hatta şu 3 tane ızgarayı kromajlı bir parçayla birleştirmişler. Yani kadranla beraber burası bütünsel olarak çok güzel duruyor. Aracımızda pakette standart olarak böyle bir multimedya geliyor. Multimedyanın tasarımı, konumu bence çok güzel. Yani biraz aşağıda kalıyor diye düşünen arkadaşlar olabilir. Yalnız çok ideal bence. Yani yoldan gözünüzü çok ayırmadan burayı hem görebiliyorsunuz hem de kontrol edebiliyorsunuz. Netliği vesaire çok güzel. Etrafında kullanılan parça ise yani dokusu çok hoş. Sert malzeme ama ele çok güzel bir hissiyat bırakıyor. Multimedya ile ilgili tek eleştirim burada gördüğünüz gibi dokunmatik tuşlar bence fiziksel olmalıydı. Yani aracın böyle ses açma tuşu vesaire yani bunlara tek tek basmanız gerekiyor. Sürüş esnasında burası bence hem güvenliği törpülüyor hem de konforu törpülüyor. Multimedyayı şöyle gezdiğimizde yani genel olarak arkadaşlar renkleri çok net. Hızı ise gayet ideal. Yani bastığınızda hemen menüler arası geçiş sağlayabiliyorsunuz. Yani dokunmatik hassasiyeti de hiç fena sayılmaz. Hafif bir dokunduğunuzda bile multimedya size tepki veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi sadece navigasyon ekranında ufak tefek takılmalar oluyor. Onun dışında gayet güzel bir multimedya ekranı var. Şuradan kapatıp açabiliyorsunuz bu arada. Kapattığınızda şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şunu açalım. Bu arada aracımızda geri görüş kamerası yok. Geri vitese atayım. Gördüğünüz gibi arkada park sensörlerini ve park sensörü çizgilerini görebiliyorsunuz. Multimedyadan hemen aşağıya iniyoruz. Burada klima ile multimedyayı ayıran güzel bir kromajlı parça var. Kenarları ince, ortası biraz daha kalın. Çok şık durmuş. Klimaları görüyorsunuz. Duster'daki kullanılan klimalar gibi ama biraz daha ebat olarak büyük ve hissiyatı bence çok daha güzel. Yani insan çevirdikçe çeviresi geliyor bunların. Açtığınızda altında yanan renkleri, ışıkları çok güzel, çok net. Klimanın ve multimedyanın tasarımı bence bütünsel olarak çok hoşuma gitti. Hatta şöyle söyleyeyim, kanalımızda Koleos'un videosu var. Ben Koleos'un içindense Kadjar'ın içini çok daha beğendim. Yani sanki bu araç Koleos, öbür araç Kadjar gibi. O kadar hoşuma gitti benim Kadjar'ın iç mekanı. Multimedyanın klimanın altında gördüğünüz gibi burada bir telefon koyabileceğiniz saklama alanı, açık bir saklama alanı mevcut. Şöyle elime ne kadar yansıyor bilmiyorum ama mor bir aydınlatması da var buranın. İki tane USB, bir tane de güç çıkışı var burada. Onun hemen arkasında bir vites topuzu, ortası kromajlı parça kullanılmış gene. Vites topuzunu pek beğenmedim. Yani ben bu ince tasarımı ve yüksek vites topuzunu çok beğenmiyorum. Burası biraz daha küçük, biraz daha kalın tasarımı olsaydı bence çok daha bu araca göre hoş olurdu diye düşünüyorum. Ama buranın da genel itibariyle tasarımı çok güzel. İki tarafta da piyano bilek kullanılmış. Ortada kullanılan parça bu ön multimedyada söylediğim parçayla aynı. Hissiyatı çok güzel yani. Burada da gördüğünüz gibi 4x4 araçlarda kontrol ünitesi var ama bu araçta olmadığı için burası boş kalmış. Elektronik park frenimiz ve iki tane bardaklığımız var. Bardaklıkta herhangi bir aydınlatma yok. Herhangi bir kapak da yok. Yani burası da kapansa çok şık bir orta konsol tasarımı olurdu. Konsol tasarımından bir de şurayı göstereyim. Yan yolcu için bir tutamaç var. Ve burayı sarstığında inanın ne çıtırtı çıkıyor ne tıkırtı. Gayet güzel oturtulmuş, güzel işçilikle yapılmış bir tasarım. Şuradan da torpidoyu göstereyim. Oldukça geniş bir torpido sizi karşılıyor. Torpidoda gördüğünüz gibi LED bir aydınlatma kullanılmış. Burası da güzel olmuş. Şimdi aracın kadranından biraz bahsedelim. Gördüğünüz gibi hayalet bir ekran sizi karşılıyor. Her iki tarafı da arkadaşlar dijital bu arada. Analog hiçbir şey yok. Ortada şöyle güzel kromajlı parçalar var. Yani burası da bence bunu abisi Koleos'la kıyaslarsak kesinlikle Koleos'tan daha güzel bir ekran sizi karşılıyor. Gayet net, gayet okunaklı, rengarenk bir ekran. Benim araç içinde söyleyeceklerim bu kadar. Geri kalana sürüşte değinelim arkadaşlar. Sürüşte görüşmek üzere. Evet, Kadjar'ın
Sürücü koltuğundayız ve yoldayız. Şimdi araca bindiğinizde yüksek bir araçta olduğunuzu direkt hissediyorsunuz. Kesinlikle trafikte diğer araçlardan yüksekte duruyorum ben. Koltuğun oturma pozisyonu da çok alçak değil. Yani ben zaten yüksekte kullanmayı severim. Koltuğumu da gene biraz yükseğe aldım. Koltuklardan devam edeyim. Koltukların süngeri orta sertlikte. Ne çok sert ne çok yumuşak. Yani gayet ideal bence. Yanal destekleri ise bence yeterli. Sırt desteği ise gayet güzel belinizi sarıyor. Yani araç için ideal bir koltuk olmuş. Konforundan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi aracın süspansiyonları çok yumuşak sayılmaz bence. Bir miktar sert kalıyor süspansiyonlar. Özellikle bozuk yolda geçerken biraz daha takırtı tukurtuyu ben hissediyorum. Yani süspansiyonların çalışma eşiğini de biraz duydum ben. Yani çok bozuk yollara gelmeyecektir diye düşünüyorum. Tamamen şehir içi için yapılmış bir SUV araç olmuş Kadjar süspansiyonları. Onun dışında rüzgar sesi ve yol sesi gayet ideal, makul seviyede. Yani C-SUV bir araç için gayet iyi seviyede. Rakipleriyle dengesine bakacak olursak arkadaşlar, rüzgar sesini oldukça azalıyor. Yol sesi bir miktar geliyor. Özellikle o davulmazların içinde yapan o uğultuyu ben hissediyorum. Biraz daha 100 kilometreleri geçtiğimizde. Şimdi aracın görüş açısından bahsedeyim. Gayet net, geniş camlara sahip. Yan dikiz aynalar da oldukça geniş. Soldaki dikiz aynada ekstra üçüncü bir dış bükey açı olduğu için size daha geniş bir alan kazandırmış. Yalnız aynaların boyu da çok güzel. Yani bu aracı şehir içi kullanırken aynalar size çok yardımcı olur. Herhangi bir kör nokta bırakmıyor size. Motor şanzımana geçelim arkadaşlar. Araçta 1.3 litrelik benzinli bir motor var. Biliyorsunuz Renault'un yeni motoru. Bunun farklı beygir seçenekleri var. Bu araçta 160 beygirlik bir motor var. EDC çift kavramı bir şanzımanla birlikte geliyor. Yani aracın motorun gücünü hissediyorsunuz. 260 Newton tork var. Rampada, yükte kesinlikle motor hiçbir şekilde kesilmiyor. Oldukça yüksek tepkiler veriyor. Yani ben şu an dip gaz yaptığımda araç size inanılmaz bir hissiyat sunuyor. Adeta böyle biraz daha sportif bir araçmış gibi. Şimdi şu tarafa bir duracağım. Ben 0-100 göstereceğim size. Şöyle müsait bir yere bir duralım. Arkadaşlar bu arada araçta bir auto hold yok. Maalesef durduğunuzda frene basmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi spor mod da yok, sürüş modları da yok. Sadece vitesi manuele alabiliyorsunuz buradan. Artı ve ileri şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi yol müsait ve ben dip gaz yapıyorum. 6000 devirde vites değiştiriyor. 60-70 km şu an. 95-100 km. Yani oldukça hızlı bir şekilde 100 km'ye ulaştık. Araç 6000 devire kadar çevirmeye olanak tanıyor. Şu an 140 km'deyiz. Gayet iyi hızlanıyor. Hala hızlanıyor. Yani hızlanması kesinlikle yavaşlamadı. 160 km'de. Şu an 175 km'deyiz ve gayet güzel hızlanıyor araç. Yani 150'den sonra biraz rüzgar sesi geliyor. Hatta şu sıralar biraz daha böyle ağız tününden oldukça fazla rüzgar sesi geliyor. Özellikle arkadaşlar ağız tününden oldukça fazla rüzgar sesi geliyor. Ama tabii yani 150 km'den sonra bir C sınıfı SUV araçta bunlar makul, gayet ideal sayılabilir. Onun dışında motorun çalışmasını gördünüz, gayet güzel. Ben buradan manuel moddan vites düşürebiliyorum. Şu an mesela 4000 devire çıkarttı araç. Bir daha vites küçültmeye imkan tanımıyor. Dördüncü vitesteyim bu arada, ekrandan görebiliyorum. 5'e geçtim. Yani EDC şanzımanı önceki nesillerde ben çok beğenmiyordum. Ama artık EDC şanzıman da kendini biraz daha rüştünü ispatladı. Gayet güzel çalışıyor. Gayet vites geçişlerini size hissettirmeden işlevini yerine getiriyor. Yani aracın motoru çok güzel öncelikle. Bu aracı spor sürmek isterseniz motor size çok güzel olanaklar sağlıyor. Gayet rahat hızlanıyor. Yani yükte de kesilmiyor. Kesinlikle rampada da kesilmiyor. Motorun çalışma aralığını çok beğendim. Şanzıman ise, yani EDC şanzıman eski nesli gibi değil. Kesinlikle gayet kararlı, gayet istikrarlı. Şehir içi de sizi üzmez. Gayet konforlu kullandırır size. Ama aracın süspansiyonları, yani yerden yüksek olduğu için, süspansiyonları da biraz yüksek olduğu için araç yüksek süratlerde, virajlarda sağa sola biraz daha yatma meyilinde. Yani çok hızlı kullanımda, çok limitlerde kullanımda bu aracı hafif kaydırabilirsiniz. Yalnız araçta güzel güvenlik ekipmanları sizi şeridinizde tutardır. ESP sistemi gayet sizi rahatlıkla şeridinde tutacaktır. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aracın sinyallerinin çok tatlı bir tınısı var. Yani benim çok hoşuma gitti. Yani bununla belki çoğu kişi ilgilenmez ama bu da bir detay işte.
sesle alakalı bir şey söyleyeyim. Arabanın kornasını beğenmedim. Hatta arkadaki şimdi videoyu çeken Tahsin arkadaşım da beğenmedi. Yani düdüğü çalıyoruz ama sanki bizden değilmiş gibi. Yani korna öyle çok efektif değil, onu söyleyelim. Bu arada aracın ses sistemi ise %60-%70 seviyesine kadar gayet güzel çalışıyor. Ama %70'ten sonra çatırtı patırtı yapıyor. Teliften dolayı açamıyorum. Bunun da bilgisini vereyim. Arkadaşlar bu arada aracın direksiyonuna hiç değinmemiştim. Direksiyondan biraz bahsedeyim. Yani düşük süratlerde, şu an şehir içi süratlerde direksiyon tüy kadar hafif, çok hoşuma gitti. Gerçekten yani şehir içi manevralarda araç size o cüssesini hissettirmiyor. Gayet kibar, gayet yumuşak bir direksiyona sahip gördüğünüz gibi. Süratli kullandığımızda ise direksiyon oldukça sertleşiyor ve size o yol tutuş ve yoldaki güven hissiyatını veriyor. Yani ben direksiyonun tasarımı olmasa da çalışmasını çok beğendim. Tasarımı biliyorsunuz, yani Renault'un hep kullandığı direksiyon, onun için pek beğenmiyoruz. Ama altına böyle biraz daha düzleştirmişler. Daha bir farklı, daha bir güzel olmuş. Şimdi biraz yakıt tüketiminden konuşalım. Arabayı biz şehir içi ve şehirler arası mesafede kullandık. Ortalama tüketimi yol bilgisayarı 6.5-6.7 litrelerde gösteriyor. Yani biraz gazladık aracı tabi. Manuelde kullandık. Gayet güzel bir tüketim. Böyle cüssede, böyle yüksek bir araç için bence güzel. Şimdi genel olarak şöyle Kadjar'ı bir toparlayayım. Yani ben arabanın iç tasarımını çok beğendim. Kesinlikle iç tasarımı çok güzel. Yani diğer Renault'un bu neslinde kullandığı tasarım dilinden biraz daha farklı olması ve buradaki bütünlük benim çok hoşuma gitti. Araçta konforla alakalı bir şey söyleyeyim. Bozuk yola girdiğinizde süspansiyonun sertliğini hissediyorsunuz. Fakat buralardan, konsoldan ve bu orta taraftan herhangi bir çıtırtı tıkırtı gelmiyor. Bunu da trim sesini takan arkadaşlar vardır. Ben trim sesine biraz hassasım. Yani bu çok hoş bir özellik. Bu kadar para verip aldığınız araçta bir süre sonra böyle takırtı çıtırtı yapması çok hoş bir şey değil. Yani Kadjar gayet güzel, gayet konforlu, sessiz hissettiriyor. Motoru güzel. Şanzımanı güzel, gayet alınır, kullanılabilir bir araç olmuş. Yani rakipleriyle kıyaslandığında bence Kadjar kesinlikle düşünülebilir, kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir araç. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biz bunun bir hafta önce büyük abisini incelemiştik, Koleos'u. Yani ben Koleos almak için gelsem ve Kadjar'a binsem Kadjar'ı alır giderim. O kadar söylüyorum. Bence abisinden daha güzel, daha konforlu. Eğer ki SUV alma niyetiniz varsa Kadjar'a kesinlikle bakın derim ben. Benim bu video ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ekstra sorunuz varsa arkadaşlar yorumlar bölümüne yazın. Her türlü yardımcı olmak isteriz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.